önceden ticaretler böyle takas yoluyla, gemilerle ulaşım sağlanırdı. İşte bunlardan tereyağı, şarap, tahıl ürünleri filan böyle nakliyesinde kullanılırdı bu amforalar. Daha çok bu ticari olarak yapılırdı. Takas usulü olurdu o zamanlar. Denizin dibinde işte bunlar 2-3 bin yıl kaldıktan sonra bizim Türk balıkçıları trollerle dibinde balık avlarken bu amforalara ağlarına giriyor. Dünya mirası bunlar. Hem ülkemize kazanmak için hem de bu mirası nesillere taşımak için böyle bir koleksiyon haline getirdik. 30 yıldır topluyorum. Hepsinin şekli, modeli, her medeniyetin farklı tipleri var. Bizans farklıdır, işte Roma farklıdır, Yunan sakız dediğimiz bir amforamız var. Biz zaten amforayı gördüğümüz zaman hangi medeniyete ait olduğunu anlıyoruz. Üstünde hayvan derisinde kendini ipiyle kapanmış, içinde tereyağı vardı. Bozulmamış. Şimdi Karadeniz'de strofil asit denilen bir olay var. 100 metreden sonra yaşayan bakteri yok. Karadeniz'den çıkan bir küptü Kefken açıklarında. Tabii bakteri olmadığı için bozulmamış tereyağı. Biz bunu tabii deriyi açtık, içindeki tereyağını aldık. Değişik bir tat vardı, rengi bembeyazdı. Şimdi bunlar dünya mirası. Bunları bir benim görmem, benim hobim olması önemli değil. Bunlar eğer biz insanlara, kültürümüze, kültür mirasımıza kazandırırsak, daha çok kitlelere ulaştırırsak, o zaman daha mutlu olacağız.